أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. Tebârekellezî, o Allah çok yücedir. En bereketlidir. En cömerttir. Bereketli. Bereket kelimesi nereden gelir kardeşler? Temeli İslam'a dayanır. Allah'ın isimlerinden bir tanesidir bereket. Hani bazı insanları görürüz. İş hayatımızda, gündelik hayatımızda. Ya mübarek adam falan diye hitap ederiz. Mübarek adam ne demek? Bereketli. O ortama geldiği anda, bir laf ettiği anda, elini bir işe attığı anda o iş güzelleşir. O adama mübarek adam diye hitap ederiz. Bu mübarekler, bu bereketler nereden geliyor? Tebârekellezî, o Allah en yücedir, en zengin olan, en bereketli olan, bütün bereketin menbaı, dağıtan Allah. Allah'ın esmasından bir tanesi. Mevla Teala'yı tanımak lazım kardeşler. Tanımanın yolu Kur'an'dan geçer. Kur'an'la ne kadar fazla içli dışı olursanız Allah'ımızı o kadar kolay tanırsınız. Allah'tan en az kim korkar? En az kim tanıyorsa, Rabbi, yaratıcıyı kim en az biliyorsa en az o korkar. Meydan okuyucudur, kibirlidir, gururludur. En çok kim korkar Allah'tan? En çok tanıyan kimse o korkar. Mevla Teala Kur'an'da diyor ki Allah'tan en çok alim olanlar korkar. Neden o alimler korkuyor? Çünkü Kur'an'ı ve sünneti en çok onlar okumuş. Okudukça Rabbi daha iyi tanıyorlar. Tanıdığın zaman da onun kudretini bilirsin ve sınırlarını daha iyi çizersin. Haddimi aşmayayım diye korkarsın, çekinirsin, saygısızlık yapmazsın. Tanımadığın zaman hiç korkmazsın. Bunu bir misalle yakınlaştıracağım. Yolda İstanbul trafiğinde araç kullanıyorsun, bir adamla takıştın. Biliyorsunuz böyle trafikte saykolar vardır, psikopatlar. Takışmak için sağda soldaki adamla. Alayım mı anahtarını falan demek için fırsat kollarlar. Kimle kavga yapabilirim? Evde hanıma laf söyleyemiyorum, bari yolda trafikteki adama çatayım derler. Bunlar saykodur. Herkesin başına gelir. Ya onun başına sen bela olacaksın, o senin başına bela olacak ya da sen kaçanlardan olacaksın. Her zaman kaçanlardan olun. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Fefirru ilallah, Allah'a kaçınız. Kur'an diyor ki Allah'a kaçınız. Firar edin. Allah bizi kaçanları kendisine sevk ediyor. Bana firar edin, kaçın. Çünkü dünyada birçok sıkıntı, problem var, birçok sayko var. Kötü insanların sayısı ileriden daha fazla. Ehliyeti kasaplardan alanların sayısı, kurstan alanlardan daha fazla biliyorsunuz kardeşler. Bu tip saykolar denk gelebilir. Geldi yolda, bir atıştınız, bir kibirli tavırlar, bir horoz başı mücadelesi falan. Adam tak önüne kırdı arabayı. Bu adam da gaflette bulundu, bağırdı çağırdı ona ama önüne kırdı arabayı. Şimdi olay cinayete kadar gider. Haberleri biraz seyrediyorsunuz akşamları, sonuçları görürsünüz kardeşler. Bu olay cinayete kadar gider. Şimdi aracının yolu kesilmiş olan kişi kapıyı açar ve dışarıya çıkar. Diğer adam da ne oluyor, laf yapıyordun, şekil yapıyordun, bana bakıyordun, ediyordun falan diye atışmalar başlar. Yolu kesen kişiye bir arkadaşı görür, tanır ve koşa koşa gelir şöyle der. Kardeş ne yapıyorsun ya? Adam hakim. Ben bu adamı tanıyorum. Hakim bu. Aman kulağına söyler bunu. Diğerine söylemeden, bildirmeden. Şimdi takıştığı, az önce trafikte takıştığı kişinin bir hakim olduğunu bilen yol kesici, sayko, o adama yumruk atar mı? Yoksa aman ya deyip kaçıp gider mi? Yumruk atıyorsa 10 seneyi göze alıyor demektir yani. Yumruk atacaksın. Bir yumruğa 10 sene yatarsın kardeş. Tek yumruk. Bir kere erkeklik yaparsın, 10 sene kadınlık yaparsın koğuştaki erkeklere. Erkeklik bir dakikadır. Yumruğu attın mı içeridesin. Erkeklik bitti artık. Şimdi koğuşta kadınlık yapacaksın. Hizmet, her tarafı temizle. Adamın hakim olduğunu, emniyet müdürü olduğunu, savcı olduğunu duyduğu anda hemen geri çekilir. Aman abi ben yanlış anlamışım, kusura bakma, özür dilerim ya falan der. Arabasını çeker gider. Neden? Çünkü tanıdı artık. Onun bir rütbesi olduğunu, sıradan bir insan olmadığını anladı. O bir hakim. Hakim demek iki dudağın arasında. Seni istediği anda 3-5 sene içeriye atabilir. Küçük bahanelerle. Basit bahanelerle.
bilmekle alakalı bu. Allah'ı bilirsen, hakimlerin hakim olduğunu bilirsen saygısızlık yapma ihtimalin düşer. Ne kadar çok tanırsan Rabbini o kadar saygı duyarsın. O kadar korkarsın, çekinirsin ve günaha girme konusunda kendini bu kadar sakınırsın. İşte tebârekellezî, cömertlerin en cömertidir. Kudretlilerin en kudretlisidir. Tebârekellezî, o Allah ki mübareklerin en mübareğidir. En cömert neden en cömert? Daha anamızın karnındayken kardeşler, anamızın karnındayken bize gözleri verdi. Anamızın karnında bizim gözlere ihtiyacımız var mı? Görebiliyoruz mu? Görebilen bebek var mı annesinin karnında? Anamızın karnındayken bize akıl verdi. O aklını kullanacak mısın annenin karnında? Hani bir bebek var mı düşünen? Ya dışarıya çıktığımızda ne yapacağız? Hangi bulmacayı çözebilirim? Hangi mesleği seçeyim acaba? Diye annesinin karnında düşüncelerde bulunan bir bebek var mı? Yok. Eller verdi. Elleri kullanıyor mu bebek? Yok. Ama Allah verdi. Ayaklar var. Annesinin karnında bebeğin ayakları var. Kulakları var. Dili var bebeğin. Annesinin karnında. Ama bunları kullanıyor mu? Hiçbirini kullanmıyor. Zenginlerin, cömertlerin en cömerti olan Allah hiçbir şey almadan o bebeğe devamlı verdi. Sayamayacağımız binlerce nimeti verdi. Daha hala o nimetleri kullanmıyor. Bak annesinin karnında. Ya çıkacak, yaşayacak ya da annesinin karnında ölecek. Garanti değil. Çıktığı anda ölü de doğabilir. İşte böyle bir cömert ilaha sahibiz ve bu ilah bizden kulluk istiyor kardeşler. Bu kulluğu yapacaksın. Rabbin için bir şeyler yapman gerekiyor.